Mersin'in Anamur ilçesinde yerin 1276 metre altında inceleme yaparken mide kanaması geçiren Amerikan bilim insanının tedavisi sürüyor. Ekipler de tahliye çalışmalarını başlatmak için hazırlıklarını tamamladı. Amerikalı bilim uzmanının, bilim insanının Mara'dan tahliyesinin 4 gün sürmesi bekleniyor. We show that Mark is okay. Yerin 1276 metre derinliğinde mide kanaması geçirdi. Doktorlar yanına indi, tedavisi başladı. Durumu iyiye giden Amerikalı bilim insanının tahliye işlemlerinin başlatılması planlanıyor. Bugün itibariyle aşağıya gönderdiğimiz doktorlar onun tedavisinde bayağı bir başarı kat ettiler. Ve artık tahliye edilecek pozisyona geldi. 40 yaşındaki Amerikalı bilim insanı Mark Dickey, 3 Eylül'de keşif çalışması için Türkiye'nin en derin 3. mağarası olan Mersin'deki Morca Mağarası'na indi. O ve beraberindeki 20 kişilik uluslararası ekip yüzlerce metre derinlikte kamp kurdu. Mark Dickey çalışmalarını sürdürürken mide kanaması geçirdi. İlk etapta onu 1276 metre derinlikten çıkartmak mümkün olmadı. Bu nedenle AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte bir doktor mağaraya inerek Amerikalı uzmanın tedavisine başladı. Hızla iyileşen Mark Dickey kendisi için çabalayan herkese teşekkür etti. Burada olan herkese ve burada sorumluluğu olan tüm teknik ekibe teşekkür ederim. Bu kadar dağcının burada teknik ekiple olduğunu görmek inanılmaz. Türk hükümeti hızlıca ihtiyacımız olan tıbbi desteği sağladı. Türk hükümetine, Türk dağcılarına ve diğer uluslararası topluluklara çok teşekkür ederim. Buradan bir an önce çıkarılmayı bekliyorum. Doktor içeride, hala bir şeyler düzenliyor. Banka sürekli ne yapması, ne yapmamız gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. 1040 metreye çıkartılan bilim insanı için mağarada sadece tedavi süreci işlemiyor. Onu mağaradan güvenli şekilde çıkartmak için de özel bir operasyon yürütülüyor. Bu son dönemlerdeki dünyadaki en zor 3 kurtarmadan bir tane, mağara kurtarmadan bir tanesi. 1040 metreden birisi tahliye etmek gerçekten çok güç. Normal bir insan 16 saatte çıkıyor, iyi bir sporcu. Bu da yaklaşık 3-4 gün sürecek en az. Habertürk yayınına katılan AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı nasıl bir kurtarma çalışması yapıldığını anlattı. Mağarada bazen dik tırmanışlar var, bazen de çok dar alanlar var. O dar alanlardan tabii sedye şu an geçecek durumda değil. O yüzden küçük patlatmalar yaparak bu dar alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bazı yerleri kırıyoruz. Emniyetli bir şekilde çıkabilmesi için yeni hatlar döşüyoruz.